herkese iyi günler değerli izleyenler. Bir sağlıklı yaşam programıyla daha karşınızdayız. Dünkü konumuz gastrit ve ülserdi ancak fazla üzerinde duramamıştık. Şimdi bugün bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte gastrit ve ülseri tekrar konuşacağız sizler için. Evet, bitki uzmanımız İbrahim Bey merhaba. Evet, merhabalar. Gastrit ve ülsere sebep olan şeyler nelerdir diyelim. Öncelikle böyle başlayalım. Evet, gastrit ve ülseri tetikleyen birçok faktör var. Bunların başında yanlış beslenme, alkol, sigara, aşırı kimyasal ilaç kullanma vesaire birçok faktör rol oynar. Bunun sebebi, yani çeşitli gastrit türleri var. Bir, bakteriden kaynaklanan Helicobacter pylori'nin sebep olmuş olduğu gastrit, %80 bu bakteri sebep olur. İki, kimyasal ilaçların aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı tahrip olan, hassaslaşan mide mukozası zamanla yara oluşur, iltihap oluşur. Artı virüsler ve mantarlar da nadiren de olsa gastrite sebep olur. Helicobacter pylori isimli bakteri akıllı bakteridir. Neden? Mide asidi çok sert bir asit. Herhangi bir metal parçası istenmeyerek yutulduğunda, mesela para, paslı bir para veya çivi, herhangi bir metal parçası saniyede onu tertemiz eder. Çünkü çok sert asit salgılar, hidroklorik asit. Bu nedenle bakteri kendini korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Bu köpüğün içerisinde gizlenir. Mide mukozasını delip alta geçtikten sonra köpüğü bırakarak tahribata başlar. Gastrite karşı kullanılan ilaçlar maalesef daha büyük hastalıkları tetikliyor. Eczane gidiyor vatandaş veya doktoruna gidiyor. Doktoru buna gastrite karşı çok ağır ilaçlar yazıyor. Ne oluyor? Midedeki bakteriden kurtuluyor. Fakat bu sefer bu ilaç bağırsaklara mantar yerleşmesine sebep oluyor. Mantarlar da alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, hatta panik atak, depresyonu dahi tetikliyor. Artık tedavisi imkansız bir hale geliyor. Bu nedenle asla ve asla bu gastrit ve ülsere karşı kimyasal ilaç kullanmamak gerek. Kullanırsa kişinin hayatı kayar. Çok çok tehlikeli. Ne yapmak gerekir? Bildiğimiz lahananın birleşiminde metilmetilyonun beyaz lahana. Çok çok kullanılır. Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Vitaminler, mineraller, enzimler çok şey var da bu amino asit eskiden buna bilim adamları 1960'lara kadar ulkus faktör dediler. Ülseri iyileştiren faktör. Bilemediler ne oldu? Yani ülseri iyileştiren bir şey var bu lahananın içinde ama ne? Ulkus faktör dediler. Sonra araştırdılar, baktılar. U vitamini, ülseri iyileştirdiği için U vitamini dediler. Yapılan araştırmalarda böyle bir vitamin de yok. En son araştırmalarda çok hassas bir amino asit, metilmetilyonin sulfonyum bromit denen bir madde buldular. Bu midede gastrite, ülsere sebep olan, hatta bu Helicobacter pylori 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsakta da tahribat yapar. Bu bakteriyi doğal olarak yok eden tek ürün. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wesley, Profesör Doktor Miller ayrı ayrı zamanlarda kendi hastalarını üniversitelerin kliniğinde tedavi etmişlerdir. Tedavi 3-4 hafta. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık gastrit ülserden dolayı muzdarip olan insanlar 3-4 haftada lahana suyuyla iyileştirmek mümkün. Tamamen sonuç sağlıyor mu peki? Yani sonradan yeniden yükseltmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Hayır. Mesela bağcılardan 6 yıl önce bir hanımefendi 40 yaşlarında yıllardır ilaç kullanıyor. Onu yiyemezsin, bunu yiyemezsin, şunu yiyemezsin. Kadıncağız şaşırmış, ne yiyeceğini bilemiyor. Acı acı sabah kalktığı zaman boğazından sular gelir. Onu yemiyor, bunu yemiyor. Her şeyi yasak. Hayatı kaymış. Dedi ki bana, ya mümkün mü? Bundan kurtulabilir miyim? Doğru dürüst artık
pilav yiyebilir miyim diyoruz. Sivaslı kendisi. Dedim ki yiyebilirsin, acele yok. Kullanıyorsun, bakıyoruz, görüyoruz. Nedir? İşte lahana suyu, tonik. Bunun birleşiminde efendim beyaz lahana, kırmızı lahana, üzüm sirkesi, maydanoz, ada çayı, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa. 19 çeşit bitki var. Neden 19 çeşit bitki? 1-19 Bismillahirrahmanirrahim Arapça. Bismillahirrahmanirrahim'in Arapça açılımı 19 harften oluşur Bismillahirrahmanirrahim. İkinci özelliği ise 19 bitki bunun lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Nedir bu? Pardon, tiroid bezine iyot akışını engelleyen bir madde. Tiyosiyanat. Tiyosiyanat lahana suyunu kişi evde hazırlar da suyunu içerse guatra sebep olur. Bu nedenle problem doğar. Tiyosiyanatı sıfırlayan başka bitkilerle daha etkili hale getirdik, güçlendirdik. Mesela Şırnak'tan Sedat Bey, annesi sanki 3 aylık hamile gibi, karnı şişmiş kadıncağız, ilaç kullanmış, kullanmış. 3 aylık dedim, pardon, 300 hamile gibi. Hani öyle diyor, annem sanki diyor 300 hamile. Doktor gidiyor, hiçbir çare yok, ilaç. Davul gibi olur, hiçbir şey yemiyor, yine karnı şiş. Mantar dolu, aşırı ilaç kullanmaktan, bağırsaklar mantar gelir. Problem değil dedik. Biz ona bu ürünleri gönderdik. 4 hafta sonra gastrit, ülser diye bir problemi kalmadı. Tamamen yok oldu. Şimdi bunun haricinde ne var? Bu gördüğünüz laden gülü. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yetişir. Laden gülü Türkiye'de milyonlarca ton. Bu bitkinin Almanya'da kilosu 50 euro, Türkiye'de bilmiyoruz değerini. Bununla ilgili Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese klinik araştırmaları yapmış. Atopik ekzemayı iyileştirdiği belgelemiştir. Türkiye'de Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında hamdolsun Türkiye'de de yavaş yavaş küçük çaplı klinik araştırmalar yapılıyor. Yapılan klinik araştırmada gastriti iyileştirdiği belgelenmiştir. Laden gülünün birleşiminde etken maddeler fenilbutason denen etken madde bakterileri ve mantarları yok edici gastriti iyileştirdiği belgelenmiştir. Biz bununla ilgili çok özel bir çalışma yaptık. Laden gülü forte birleşiminde sinirlot, laden gülü, papatya, nane gibi, kimyon gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kullandığı zaman kişi hem gastriti hem atopik ekzemeye karşı etkili. Bir de Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde yetişen halk arasında kudret narı olarak bilinen bir bitki var. Bunun tohumları bazı yörelerde şişeye konuyor, ağzına kadar zeytinyağı dolduruyor, bekletiliyor 6 hafta sonra insanlar kullanıyor. Gastrite, ülsere karşı iyi gelir. Sütle de yapılıyor galiba. Ben sütle olanı biliyordum. Zeytinyağı şu an ilk defa duydum ama bilmiyordum yani. Ha, genelde sütle yapılıyor normalde benim bildiğim. Sütle yapılırsa tez bozulur. Yok zaten dayanmaz şey yapılıyor. O. İçine sütü dolduruyorlar gün aşırı. 2 günde bir değişiyor süt. Öyle biliyorum yani ben. 2 günde süt değişiyor. Ya kullanıyorsunuz, ondan sonra tekrar bir daha yerine yenisini koyuyorsunuz, saklıyorsunuz. Ha, olabilir ama o... Evet, ben öyle, yani Malatya şey, ve çevresinde öyle yapılıyor diye olabilir. Biliyorum. O bir gün veya 2 gün dayanır, buzdolabında olursa zeytinyağıyla ömür boyu bozulmaz. Biz kudret, ama birleşiminde de kudret narının birleşimindeki etken madde çok az. Gastrite karşı etken madde. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Kudret narı forte. Bunun birleşiminde kudret narının birleşimindeki etken madde çok az olduğu için
Gastrite karşı kudret narını kullananlar bazıları memnun, bazıları değil. Çünkü etken madde çok az. Uzun süre yüksek dozajda kullanmak gerekir. Biz bunu konsantre hale getirdik. Yüksek, %100 konsantre. Ekstraktı, kudret narı ekstraktı. Türkiye'de tahminime göre ilk, öyle zannediyorum. Bilmiyorum, bu konuda ilk çalışma bize ait herhalde. Kudret narı ekstraktı, laden gülü ekstraktı, biraz önceki papatya, nane, sinirlot ekstraktı. Bu da aynı şekilde gastrite, ülsere karşı çok çok etkili. Zaten bilinen bir şey. Evet. Bağırsak rahatsızlarına gelecek olursak. Evet. Evet, çeşit bağırsak rahatsızları var. Ha, mide de şunu unutmadan geçmeyin. Mide birçok asit, peptin salgılar da bir de intrinsic faktör salgılar mide. Mide de gastrit ülser nedeniyle mide yeterince intrinsic faktör bir glukoprotein bu. Yani şeker protein karışım bir faktör. Bu olmazsa ne olur? Mide bunu salgılayamazsa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemez. Yani kişi vitaminsiz, mineralsiz, enzimsiz kalır. Bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle gastrit, ülser mutlak suretle tedavi edilmeli. Aksi takdirde kişide aşırı vitamin, özellikle B12 vitamini, B6 vitamini, folik asit eksikliği ortaya çıkar. Çinko, demir, magnezyum yetersizliği ortaya çıkar. Çünkü bütün bu minerallerin, vitaminlerin emilimini yani absorbesini sağlayan intrinsic faktörü mide salgılar. Midede problem olduğu zaman kişide vücudun genelinde problem olur. Çünkü vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Intrinsic faktör anahtar gibi. Bağırsakların bu besinleri, bu vitamin ve mineralleri emilimini sağlar. Aksi takdirde kişide vitamin, mineral, enzim getirisliği başlar. Bu da halsiz, dermansız, yorgun, bitkin bırakır. Bağışıklık sistemi çöker. Zamanla alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire vesaire birçok hastalık ortaya çıkar. Bütün hastalıkların temelinde bu bir, yani midedeki problem. Mideyi mutlak surette problem varsa tedavi etmek gerekir. Aslında tedavi boğazdan başlar. Yani çeneden, dişten. Kişi yediği her lokmayı en az 30 defa çiğnemeli. 30 defa çiğnemiyorsa mide hazmetmeden gönderir. 12 parmak bağırsağına. Hazmedilmeyen şey zamanla hızlı yemek yiyenlerde sindirim rahatsızları nedeniyle 12 parmak bağırsağı da görevini yapamaz. İnce bağırsağı. İnce bağırsakta sindirilmeyen besin artıkları kalın bağırsağa gidecek. Kalın bağırsakta yukarıdan gelen ve sindirilmeyen besin artıklarını mesela parçalanmamış proteinler, karbonhidrat, glikozlar, efendim mantarlar devreye girer. Eğer bağırsakta mantar varsa ki bunlar çok ağır ve toksik madde üretirler. Ve çok çok çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle gastrit veya ülser mutlak suretle tedavi edilmesi gerekir, ihmale gelmez. Çünkü kişi halsiz, dermansız, yorgun kalır. Vitamin, mineral, enzim yetersizliği. Peki hocam, biraz önce gösterdiğiniz gastrit ve ülser için iki şey gösterdiniz. Lahana suyundan oluşan mı, diğeri mi? Yani size gelecek şimdi, olan insanlar hangisine? Eğer ki Helicobacter pylori bakteriden kaynaklanan bir gastritse, tonik, virüsten kaynaklanan virüs, bazen nadiren viral enfeksiyon oluyor. O zaman iksir gerekir. Kesin olarak bilinmiyorsa veya mantardan kaynaklanıyorsa aloe vera jel gerekir. Kesin bilinmiyorsa sebebi o zaman birlikte kullanmak gerekir. Eğer ki biliniyorsa Helicobacter pylori yani bakteri ise tonik yeterli. Eğer ki bilinmiyorsa sebebi no specific yani kesin olarak bilinmiyor diyor. Oraya bir not düşüyor. Mantardır, virüstür veyahut da aşırı alkol, sigara kullanmak, kimyasal ilaç kullanmaktan kaynaklanabilir. Çeşit çeşit faktörler rol oynayabilir. Bu gibi durumlarda iksir jel birlikte kullanmak gerekir. Artı kudret narı forte, laden gülü forte yani mide için birçok
ürün mevcut. Önemli olan neden kaynaklandığını, niçin kaynaklandığını bilmek. Bilinmiyorsa birlikte kullanmak gerekir. Evet. Peki zeka gelişimini etkileyen bir bitki ürünü var mıdır acaba? Çok çok güzel bir soru. Evet, çok güzel şeyler var. Şimdi zeka ile ilgili Ginkgo biloba, geçen de bahsetmiştim. Çin'de yetişen bir ağaç, mabed ağacı. Yaprağı burada şeye benzer, aynı beyne benzer, iki loblu. Biloba zaten iki loblu demek. Ginkgo ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda beyne kan akışını artırdığı, hafızayı güçlendirdiği, damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözdüğü belgelenmişti. Vücudumuz bir fosfolipid salgılar. Eğer ki bu kontrolsüz olursa zamanla trombozitler yapışarak binlerce trombozit bir araya gelir, pıhtı oluşur. Bu da beyin kanamasına sebep olabilir. Damarlarda yalanma, daralma, sertleşme sebep olur vesaire. Ginkgo'nun birleşimindeki ginkoloidler bu trombozit pıhtılaşma katsayısını düşürüyor. Yani kanı inceltiyor. Doğal kan sulandırıcı, doğal kan inceltici diyebiliriz. Bazıları ömür boyu efendim beyin kanaması riskinden veyahut da kalp krizi geçirmemek için doktorları kan sulandırıcı, kan inceltici ilaçlar veriyor. Kişi kimyasal ilacı bir gün, iki gün, üç gün değil, ömür boyu kullanıyor. Ne oluyor? Sürekli kullanılan kimyasal ilaçlar karaciğere zarar veriyor. Bakıyorsun karaciğerde yağlanmış, çok ağır hastalıklar ortaya çıkıyor. Veyahut da böbrekleri iflas ediyor. Veya beyne zarar veriyor. Kimyasal kan sulandırıcıları kullanmak yerine ginkgo kullanmak daha faydalı. Biz bununla ilgili çok güzel formül geliştirdik. Ginkgo beyne kan akışını artırır. Alıç kalbe kan akışını artırır. Yani her rahatsızlık için farklı farklı bitkiler var. Şimdi Ege Üniversitesi'nden bir doçentimiz, bir kimyager 15 yıl çalıştıktan sonra okuyan çocukların hafızasını güçlendirmek, sınavda başarılı olmalarını sağlamak, konuya odaklanmalarını sağlamak için bir formül geliştirmişler, IQ Plus diye. Bu tamamen bitkisel, kimyasal değil. Şimdi piyasada zeka ile ilgili birkaç tane zeka geliştirici olduğunu, hafıza güçlendirici olduğunu söyleyen haplar var. Bunlar ya multivitamin hapı, multivitamin hapları da kullanmak faydalı değil. Geçici olarak kişiye iyi geliyormuş gibi gözükse de uzun vadede multivitamin hapı kullanmak bağırsakları tembelleştirir. Kişi artık vitamin, mineral, enzim absorbe edemez, bağırsakları körelir. Silikleşir. Yani Amerikalılar öyle şimdi. Mesela benim tanıdığım birkaç tane Amerikalı vardı Almanya'da. Durmadan hap yutuyorlar. 10 çeşit, 15 çeşit. Çeşit çeşit haplar. Karaca avuç avuç hap yutuyorlar. Ne oluyor dedim. Vitamin, mineral, omega, şu, bu işte ihtiyacımızı karşılayacağız. Bağırsaklar ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Besinleri yediğimiz besinler de her şeyi emiyor zaten. Fazladan vitamin, mineral, enzim, şudur budur alırsanız ne olur? Lüzumsuz multivitamin haplar vesaire. Tembelleşir bağırsaklar, zamanla artık besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe etmez, körelir. Halı gibi olan bağırsaklar halı flekse döner. Ne oldu o zaman? Bağırsakların üzerinde 2 milyar kanal var. Halının üstündeki iplik gibi düşünelim. 2 milyar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Kimyasal ilaç kullandıkça halı gibi olan bu virüs denen kanallar silikleşir, halı flekse döner. Artık besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemez, tembelleşir. Multivitamin hapları tehlikeli. İyi değil. Sürekli kullanılır. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Sürekli kullanmak kişinin bünyesini, sistemi bozar, doğallığını bozar. Televizyonlarda reklam veriyor vatandaş veyahut da internette şurada burada.
Hafıza geliştirdi, hapur ettik. Ne var içinde? B vitamini, efendim, mineral, çinko vesaire vesaire. Bunlar sünni ve sentetik olanlar da var içinde. Onlar zaten zararlı. Doğal değil. Bitkilerden yapılmıyorsa zaten bu vitaminler zaten bir faydası yok, zararı var. Mesela Finlandiya'da prostat hastalarına E vitamini verildi. Ne oldu? Prostat, iyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine döndü. Fayda yerine zarar verdi. Oo, 5000 kişi zehirlediler Finlandiya'da. O dediler, büyük yanlış yaptık. Geri döndüler ama vatandaş kanser oldu gitti. Ne oldu? Prostat rahatsızlığıyken, basit bir rahatsızlığıyken prostat kanserine dönüştü. Fazla E vitamini verdiler. Bir de sentetik E vitamini var, bir de bitkisel E vitamini var. Yani rastgele E vitamini de, mineral de almak rizikolu. Ama doğal olarak diyelim ki nedir? Alıç fazla aldınız ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Bünye bunu atıyor. Lazım olanı alır kullanır. Lüzumsuz olanı atar. Ginkgo biloba. Efendim bir kapsül almadınız da iki kapsül aldınız. Ginkgo biloba ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. İhtiyacını alır, ihtiyacı olmayanı atar. Bitkisel, doğal. Mesela diyelim ki bu keten tohumu. Kişi bundan günde 3-4 defa bir çorba kaşığı yese ne olur? 2 çorba kaşığı yese ne olur? 3 çorba kaşığı yese ne olur? Yoğurtla veya sade. Hiçbir şey olmaz. Bağırsakları temizler. Keten tohumu kendi hacminin, büyüklüğünün 27 katı büyür. O kadar çok sıvı emer. Şişer, balon gibi. Fazlalsa ne olur, azalsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yan etkisi yok, yan tesiri yok. Yani tabii ki abartmamak gerekir. Yani bitkinin, buradaki bizim bahsettiğimiz bitkiler de tabii ki klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler. Rastgele bitki değil. İşte bu iki Türk ilim adamının yapmış olduğu yıllardır araştırmalar sonucunda bir formül geliştirmişler. Alkoplas. Zekayı geliştirici, hafızayı güçlendirici, kişiye, konuya odaklandırıcı. Birleşiminde ne var, nasıl böyle bir etki yapıyor diye bakacak olursak, üzerlik, 100. Yıl Üniversitesi Van'da iki ilim adamı yapmış oldukları üzerlikle ilgili araştırmada, üzerliğin birleşimindeki harmalin denen etken maddeler, beyni temizler. Bütün negatif düşünceleri, kötü duygu düşünceleri siler, arıtır. Aynı arabanın silgeci gibi. Nasıl silgeci çalıştırdığınızda camın önündeki bütün kiri pası temizliyor. Bu da beyin silgeci gibi. Beyinde bütün negatif düşünceleri, kötülükleri siler. Üzerlik. Ginkgo biraz önce söylemiştim. Hafızayı güçlendirir, beyne kan akışını artırır. Beyni besler. Ginseng yine aynı şekilde beyni besler, beyni güçlendirir, hafızayı güçlendirir. Ginseng ile ilgili 5000'den fazla insan üzerinde denenmiştir. Melisa yani oğul otu. Oğul otunun hafızayı güçlendirdiği, efendim beynin fonksiyonlarını artırdığı belgelenmiştir. Bunun gibi turunç kabuğu 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Ve Türkiye'de değil dünyada ilktir bu. Ha bir şey daha var bunun içerisinde. Nedir? Fulvik asit. Bunu da ilk kullanan herhalde biz. Fulvik asit. 30 yıl önce Almanya'da ben eczaneye gittim. Dedim ki efendim bağırsakları temizlemek için çok özel bir ürün istiyorum. Yani yıllar önce ben bu ürünleri buluşlar yapmadım. İşte bağırsak zehirlenmesine karşı, bağırsak mantarı yok etmek için, toksik maddeler emmek için. Eczacı çıkardı bana bir paket böyle toprak verdi. Dedim ne oluyor? Toprak almaya gelmedim ben. İlaç almaya geldim. Dedi ki bu toprak torf, ya şey kil, özel bir kil. Kil mi yiyeceğiz şimdi dedim. Evet bu özel bir kil bağırsaklardaki toksik maddeyi emiyor, zehirlenmeleri önlüyor. Mantar babaklarının üretmiş olduğu toksik maddeyi yok ediyor. Allah Allah böyle bir özelliği mi varmış dedim. Evet dedi. Şimdi mesela geçen buraya papağan getirdiniz ya, renkli, evet. Rengarenk. Bu papağanlar da mesela Afrika'da işte tropik ülkelerde meyve yedikten sonra meyvedeki asit midesini yakar. Papağan midesini korumak için, mide yangını, asidi önlemek için kil yer.
Yani giderler ekstra ırmak kenarında papağanlar kil yer. O kil o asidi emer, zararsız hale getirir. Sindirimi kolaylaştırır. Artı içerisindeki mineraller papağanı besler. Şimdi bu iki Türk ilim adamının yapmış olduğu klinik araştırma toprağı şeyin bu mesela dinozorlar, hayvanlar öldükten sonra işte kömüre dönüştü, petrole dönüştü vesaire. İşte bu tam dönüşmeden önceki haline leontrodin denir, toprağın en kaliteli kısmı. Ölmemiş hali, kömüre dönüşmemiş hali. Bunun içerisindeki en değerli madde fulvik asittir. Fulvik asit de 60 çeşit mineral içerir. Ne işe yarar fulvik asit? Fulvik asit mesela, bunu ilk kullanan biziz, başka yerde yok. Fulvik asit, mesela ginkgo hapı alıyorsunuz. Ginkgo hapının içerisinde fulvik asit olursa, ginkgoyu beyne taşır. Taşıyıcı özelliği var. Nakliye şirketi gibi. Taşıyıcı özelliği var. Mesela o ginkgonun etken maddelerinin %20'si, %25'i değerlendiriliyorsa %100'ünü değerlendirici özelliğe sahip. Vitamin, mineral, enzimlerin transportunda görev alır. 60 çeşit mineral içerir. Bir, iki hücrelere bu maddelerin taşınmasını sağlar. Neden? Bu şalet bildung derler. Almancası, Türkçesi. Bağlayıcı, kompleks bağlayıcı özelliğe sahip. Fulvik asit. İlk kullanan bizik ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış fulvik asit. Mineral içeriyor, artı etken maddeleri taşıyor. O kadar mükemmel bir şey. Biz işte o Almanların kullandığı toprağı, hala eczanede satılır Almanya'da toprak, eczanede satılır. Kil, bağırsakları temizliyor diye, bağırsak zehirlenmesi olanlara verilir. Biz bunu en önemli kısmını aldık. Yani özünü. Özünü geliştirdik. Geliştirdik ve çok çok etkili hale geldi. Bunu kullandığı zaman kişi mesela diyelim ki çocuklar ortaokul, lise, üniversite imtihana girmeden birkaç gün önce IQ Plus kullanmaya başladı. Sınava girdiği zaman unutmaz. Bildiği her şeyi yazar. Strese girmez çünkü stresi önleyen bir madde var. Nedir? Sarı kantaron. Sarı kantaronun birleşiminde %1 oranında hipoforin var. Hipoforin ne işe yarar? Bir, serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Kişiye mutluluk, neşe verir serotonin hormonu. İki, noradren hormonunun salgılanmasını artırır. Noradren ne işe yarar? Dikkat dağınıklığını önler. Kişiyi konuya odaklandırır. Üç, glutamat salgılanmasını artırır. Ne işe yarar? Glutamat kişiye haz verir, lezzet verir. Neden lezzet verir diyeceksin? Yaşam kalitesi. Hayata bağlan, hayatı sevme. Yediği, içtiği, her şeyi sevme. Zevk verir. Hayattan zevk aldırır. Artı dopamin salgılanmasını artar. Bu da kişide ileride Parkinson olma ihtimalini ortadan kaldırır. Beyni besler. Yani sadece bu 19 bitkiden birinden bahsediyorum. Yani o kadar güzel özelliklere sahip. Kullanan kişi konuya konsantre olur. İster öğrenci olsun, ister okuyan, araştıran, yazar olsun veya araştırmacı olsun. Öyle herkesin... zannediyorum ki bugünlerde zaten çok faydalı olacak bu zeka geliştirici. Çünkü daha okullar yeni açıldığı için öğrenciler adına çok faydalı olacaktır. Evet. Unutmamaları için yani. Mesela kişi kullandığı zaman hem rahat uyur, güzel rüyalar da görür. Kullandığı zaman güzel rüyalar görür. Rüyalarını dahi etkiliyor. Pozitif, güzel rüyalar gördürüyor. Evet, her şeyin güzel olmasını diliyoruz tabii ki insanlar için. Ve bugün de programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın sabah yine saatler 9.30 gösterdiğinde biz tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın.